Sevgili izleyicilerim, memleketim Gaziantep'ten herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, dün Antep'e geldim. Bugün Zeugman Müzesi'ni gezmeye gidiyorum. Şimdi sizlere müzeden aralıklarla resimler çekeceğim. Şurası girişi müzenin. Evet, şöyle ilerliyorum. Evet, müzenin girişi. Sevgili arkadaşlarım, seneler önce ben gezmiştim bu müzeyi ama şimdi tekrar görmek istedim. Gezilecek, görünecek yerler. Çok güzel bir müze sevgili izleyicilerim. Çok güzel tarihi şeyler. Evet, şöyle bir desen var burada arkadaşlar. Burası boşluk. Bunun parçası bulunamamış demek ki, yarım kalmış. Şimdi gösterelim. Yine yarım kalan parçalar. Sizlere aralıklarla şöyle güzel resimleri alıyorum sevgili arkadaşlarım. Bunlar Nizip'te çıkıyor, bu kazı esnasında Nizip'ten çıkan parçalar. Nizip'te bulunmuş Zeugman mağazasındaki parçaların çoğu. Evet, müze gezimiz devam ediyor. Yine güzel bir model. Desenlere bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bu taşlar tek tek bulunarak yerleştirilmiş. Çingene kızı. Mozeyi bu da sevgili arkadaşlarım. Burada açıklamalı yazısını yazmışlar. Yine yarım kalan bir parça. Yani bazı parçaları bulunamamış. Şu ortadaki boşluk. Şurası. Boş kalan yer. Tek tek taşlar. Yerine oturtulmuş. Evet, işte Çingene kızı mozeyinin yine yarım, burada yarım kalmış. Yer çok karanlık olduğu için renk çıkmıyor arkadaşlar. Çok karanlık burası. Evet, şöyle müze gezimiz devam ediyor.
Aliye bakar mısın bana? Yine yarım kalan parçalar. Kazıda bunların parçaları bulunamamış. Şurada yine hayvanın ayakları var. Vücudu yok. Burası da Gaziantep'te. Zeytma Müzesi'nin İpek Yol dedikleri yol sevgili arkadaşlarım. Develerle ticaret yaparlarmış. Burada yol üzerine böyle develerin resimlerini koymuşlar. Memleketimin taşı toprağı çok güzel sevgili arkadaşlarım. Doğunun Paris'i dedikleri Gaziantep'imden şöyle sizlere görüntüler alıyorum. Güneş nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Evet, müzeden çıktık. Şöyle şimdi eski Antep evlerinin olduğu sokakta biraz çekeyim dedim sizlere sevgili arkadaşlarım. Burası eski Rumların yaşadığı evlermiş. Beyaz taş evler. Şöyle taş duvarlara bakar mısınız? Dar sokaklar. Evlerin kapılar dip dibedir evleri dedikleri işte Antep'in evleri bu. Bak kapıları yakın yakın. Antep'in hamamları türküsünde dip dibedir evleri diye geçiyor ya. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Şimdi oyuncak müzesine geliyoruz. Burayı da gezeceğiz. Evet, yine buradan da sizlere şöyle görüntüler alıyorum. Karanlık ama şöyle gidiyorum. Evet, çekiyorum. Karanlık çok net çıkmıyor ki. Arkadaşlarım, memleketime gelince sizlere selam vermeyi dahi unuttum. Herkese sevgiler, selamlar yolluyorum Gaziantep'ten. Burada bu dolmalar taneyle satılır. Evet. Kaç lira tanesi Elhan? Tanesi 70 lira. Tanesi de 70 lira dediğin ne? Bağında 50 tanesi. Ha, 50 tanesi 70 TL. Aynen, damlara inat. Acı biber. Ama Antep yanıyor sevgili arkadaşlarım, yanıyor. Şöyle sizlere. Evet, burada bir de Bakırcılar Çarşısı. Yukarıya doğru. Bir de Bakırcılar Çarşısı. Eskici Çarşısı'na geldik. İlerliyorum.
burada meyan kökü, sevgili arkadaşlarım, meyan kökü şerbeti yaptıkları şey. Yine burada safran, eskinin kürdanı. Evet, kurutulmuş güller. Burası da baharatçı. Evet, şurada yeneniler. Sade bazı yerlerde bak geldik Bakırcılar Çarşısı'na. Bunlar tava mı? Tava mı? Evet. İşte şöyle küçücük mini tava. Bunlar büyük. Ne kadar bu tava? 275 TL. Ucuzmuş, iyi. 275 TL. Şurada yine. Şunlar da kuru yemişlikler. Sevgili arkadaşlarım yine. Evet, diyorum yine bizim grup, bizimkiler. Evet, burası da yine bakır işleri. Tencere, şu tencere ne kadar? 600. 600. Arkadaşlar, şu gördüğünüz tencere 600 TL. Arkadaşlarım, bu da paşa mangalı dedikleri. Antep'in her evde eskiden bulunurdu bunlar genellikle. Burada dolma sarma taşları var. Kullanıyorum ben. Videomda da görmüşsünüz. Dolma yaparken, sarma sararken üzerine koyuyorum. Yine burada hediyelik eşyalar. Evet sevgili arkadaşlar, yine bir bakır ustası gördüm. Ayet yazıyor galiba. Oraya bir suyu doldursana ya. Tek tek elindeki aparatla bakırıya Allah yazdı. Burası da yine el yapması. Burası da yine el işi bakırlar. Bundan seneler önce almıştım ben bir tane sevgili arkadaşlarım. Şunlar sunum kapları. Evet, şunlardan almıştım. Ama şimdi çok pahalı. İçeri girip fiyatını soracağım bir. Sevgili arkadaşlarım, şimdi sürekli benim alışveriş yaptığım bir baharatçıya geldik. Baharatçıdan neler alıyoruz? Burada sucuk var. Cevizli sucuk var. Şurada yine böyle sucuk var. Ama onu tercih etmiyorum. Şu sucuktan aldım. Aldığımız tamam, malzemeler kızı, burada. Evet. Şöyle fıstık ezmesi. İsot olmazsa olmazımızın, bizim köftelerimizin baharatı isot aldım. Onun salamurası var. Şimdi şurada salamura. Ne koyalım? Şöyle nar ekşileri. Yine baharatlar, biberlerin cinsleri 200-250 TL'den aşağı bir şey yok arkadaşlar. Burada acı biberler, kurular yine. Evet, zehir zıkkım acı yazmışlar. Bak Antepliler zehir yer, zıkkım yer gibi böyle demişler. Tamam mısınız? Sevgili izleyiciler, buradan da baharatlarımızı aldık. Şimdi eve doğru gideceğiz inşallah. Sevgili arkadaşlarım, müze gezisinden sonra, çarşı gezisinden sonra şimdi kendi köyümüze geldim. Burada fıstık tarlasındayım. Fıstık bahçesindeyim yani. İşte size Gaziantep fıstığının ağaçtaki halini gösteriyorum. Şöyle bir yakından alayım. İşte daha olmamış hali. İşte fıstık bu. Bazı arkadaşlar fıstık yerde mi yetişiyor diye yazanlar oluyor. İşte fıstık ağaçta böyle. Burada zeytin ağacı var. Buradan mevsiminde geldiğimde kendim topluyorum zeytini. Kendi zeytinim arkadaşlar. Yine zeytin de fıstık da bir sene tutar, bir sene tutmaz. Bu yıl maşallah bayağı tutmuş. Ama çok küçükler. Sevgili arkadaşlarım, bugün de Antep turumu böylece tamamlamış oldum. Antep'ten yine sizlere güzel vloglar çekeceğim. Bugün de videomu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda buluşmak üzere sevgili arkadaşlarım.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İşte fıstık bahçesi.